Hepinize merhabalar. Ben Doçent Doktor Cavit Meclisi. Bugün fibromiyaljiden bahsetmek istiyorum size. İnfografin temel amacı eğer yapılmış tüm araştırmalara bakarsak hangi tür egzersiz fibromiyaljide etkili? Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum fibromiyaljiyle alakalı. Unutulmaması gerekir ki fibromiyalji kompleks bir kas-iskelet hastalığıdır. Ve bunun teşhisi için acele etmemek lazım. Fibromiyaljisi olan hastaların yaygın ağrısı vardır. Ve hastalar işte kollarım, bacaklarım, kalçalarım, göğsüm, boynum, omuzlarım, başım ağrıyor der. Ve bu ağrı 3 aydan uzun sürmüş olmalı. Ve bu hastalarda çok belirgin bir takım psikolojik gibi görünen problemler de vardır. İşte depresiftirler, düşük enerji düzeyleri vardır, anksiyetesi, tedirginlikleri, endişeleri vardır. Çok belirgin yorgunluk şikayetleri vardır ve konsantre olmakta, işlerini başarıyla yapmakta zorluk çektiklerini belirtirler. Performans, iş performansları, hayat performansları ve genel olarak yaşam kaliteleri düşüktür. Ondan dolayı fibromiyalji bir kas ağrısı hastalığı değil. Fibromiyalji bir boyun, kürek, omuz ağrısı hastalığı değil. Öyle durumlarda gerilim tipi kas ağrısı ya da miyofasyal ağrı sendromu gibi teşhisler koymamız gerekir. Üzerinde durarak bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü galiba fibromiyalji tanısı gereğinden fazla konuyor. Fibromiyalji ile alakalı şimdiye kadar birikmiş kanıtlar bize ne gösteriyor? Egzersizin olumlu bir etkisi olduğunu tedavide gösteriyor. Hangi konularda? Depresyonu, endişeyi, ağrıyı azaltıyor ve hastaların genel olarak yaşam kaliteleri yükseliyor egzersizde. Bundan dolayı egzersiz bir tedavi aracı olarak fibromiyaljide önerilmesi gerekir. Bunun masraflarını karşılayan Avrupa'da Sağlık Bakanlığı kurumları var. Egzersizlerin türlerine bakacak olursak en çok araştırılmış egzersizler aerobik egzersizler. Ne demek aerobik egzersiz? Bisiklet, eliptik, koşu bandı, merdiven gibi kalp akciğer yükünü arttıran, solunum ve nabzı hızlandıran egzersizler. Kuvvet çalışması yani dirençli makine ya da serbest ağırlıklarla ya da vücut ağırlığıyla yapılan dirençli egzersizler. Su içi egzersizler, hareket tedavileri. Bunlar işte tai chi, yoga gibi hareket tedavileri ya da bu egzersizlerin bileşiminde kombinasyonundan oluşan egzersiz programları. Eğer araştırmalara bakarsak yeterli sayıda aslında iyi kalitede sayılabilecek, orta ve yüksek kalitede olabilecek 37 derlemeye bakıldığında egzersizin en çok yararının görüldüğü alanlar yaşam kalitesinin yükselmesi ve ağrı şiddetinin azalması. Bu zaten çok önemli alanlar bunlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi fibromiyalji hastaları yorgun, morali bozuk, zihinsel performansı düşmüş, yaşam kalitesi sonuç olarak çok düşük seyreden ve ağrılı hastalar. 24 saat 7/24 ağrı hissederler. Araştırmaların tümüne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biraz önce en çok araştırılan egzersiz türleri aerobik ve kuvvet çalışması demiştim. Aerobik ve kuvvet çalışması fibromiyalji tedavisinde etkili programlardır. O zaman neyi göz önünde bulundurmamız lazım? Bir kere uygun egzersiz miktarı ya da dozu nedir? Burada hem Amerikan Spor Hekimliği Koleji, Uluslararası Şemsiye Kurumdur ve egzersiz hekimliği için yönergeler oluşturmaktadır. Hem de bu araştırmalara baktığımızda fibromiyalji hastalarının haftada 2 ya da 3 kere egzersiz yapmaları gerekir. Bu egzersizler 30 ila 60 dakika olmalı her seansta ve ağırlık çalışması için seçeceğimiz şiddet düzeyi ya da egzersizin yoğunluğu bir kere kaldırabileceği maksimum ağırlığın %40'ı olmalıdır. En azından başlangıç seviyelerinde bununla başlaması gerekir kişinin. Burada bunun ne kadar hızlı ilerlemesi gerekir? İlerlerken neleri ölçmemiz gerekir? Bunlarla alakalı elimizde veriler yok. Gelecek araştırmaları beklememiz gerekir. Ancak unutmamak lazım, egzersizin miktarı çok önemlidir. Üzerinde durulması gerekir. Yan etkilerinden biri aslında ağrı ve yorgunluğun artması olabilir aşırı egzersizde. Ve kas ağrısı. Tabii ki zaten sürekli ve yaygın ağrı şikayeti olan hastada egzersiz miktarının fazla uygulanmasından sonra kas ağrısının ortaya çıkması hasta açısından hoş bir deneyim olmayacaktır. Ve hastaların en çok şikayet ettiği yan etki bu aslında. Bunun dışında egzersizin fibromiyalji hastalarda rahatsız edici ya da kötü etkileri yol açtığı çok nadir görülüyor. Ondan dolayı hastalıkta yaygın bir şekilde öneriyoruz.
Fibromiyalji tüm dünyada bizim fiziksel tıp ve rehabilitasyon özellikle uzmanlarının eskiden beri ilgilendiği ve tedavi ettiği alanlardan biridir. İlaç tedavisi, yaşam tarzı önerileri ve egzersiz tedavileri bir arada uygulayabilmemizden dolayı. Çevrenizde de belki fibromiyalji teşhisi konmuş ya da acele edilerek fibromiyalji teşhisi konmuş hastalar vardır. Bu önerileri onlara da aktarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.